Camisinin her köşesi ustalıkla bezenmiş. Bunlardan biri de caminin mihrap bölümü. Mihrap duvar içine oyulmuş, tamamı tek parça mermerden yapılmış. Mihrabın etrafı kabartma çinilerle süslenmiş. Bu çinilerin üstünde lacivert zemin üzerine iri beyaz harflerle Amener Resulü ve Fatiha sureleri yazılıdır. Mihrabın sağında ve solundaki çiniler Rüstem Paşa dönemi çinileri olup, üzerindeki yazılar da Hasan Çelebi'ye aittir. Çinilerin renk ve kompozisyon bakımından dünya çiniciliğinin şaheserleri arasında özel bir yeri vardır. Hünkâr mahfili, padişahın ibadet ettiği caminin en ihtişamlı, çiçekli, laleli çinilerle bezeli bölümü. Selimiye Camisi'nin süslemelerinde 100 çeşit lale desenli çini kullanılmış. Bu eşsiz çinilerden bir kısmı 1878 Osmanlı-Rus savaşlarında yerlerinden sökülerek tahrip edilmiş. Hünkâr mahfilinin tavanındaki orijinal kalem işleri yapıldığı zamanki renklerin bütün canlılığını hala koruyor. Mahfilin kıble yönünde padişahın yalnız kalıp dua ettiği küçük, sade bir oda vardır. Hünkâr mahfilindeki ahşap kafesler sonradan eklenmiş. Selimiye Camii'nde avlu pencereleriyle birlikte toplam 384 pencere bulunuyor. Mimar Sinan, pencereleri değişik ritim ve biçimlerle canlandırmanın en usta tasarımını Selimiye'de gerçekleştirmiş. Bu pencereler camiye bir bütünlük ve iç huzuru katar. Sultan Selim cami yapımı sırasında Mimar Sinan'dan çeşitli isteklerde bulunmuş. Bu isteklerden biri de cami minberinin altından yapılması hakkında. Mimar Sinan sultanın isteğine cevaben, "Padişahım, bu devirde altının alıcısı çoktur. Bir bıçak tedarik edip az zamanda bu minberi harap ederler. Ben öyle bir minber yapayım ki altından kıymetli olsun," der. Der ve tek parça mermerden oluşan, üzeri geometrik örgülerle işlenmiş 25 basamaklı minberi yapar. Mimar Sinan, Selimiye ve Edirne için şöyle der: "Kalfalığımı İstanbul'da Şehzade Camisi'nde yaptım. Ustalığımı Süleymaniye Camisi'nde tamamladım. Fakat bütün gücümü bu Sultan Selim Han Camisi'nde sarf edip uzmanlığımı gösterdim ve anlattım. Öyle büyük bir cami yaptım ki Edirne'de bütün halkın beğenisine layıktır." Thank you.
Müezzin mahfilinin tavanındaki çarkı felek bezemesi caminin sonsuza dek ayakta kalmasını ve sonsuzluğu simgeliyor. Sonsuzlukla özdeşleştirilen Selimiye, Osmanlı saltanatının Edirne'ye armağanı. Dört asrı aşan varlığıyla Mimar Sinan'ın doruk noktasındaki ustalık eseri. Bu nedenledir ki Selimiye'nin sınırları aşan ışıkları sonsuza dek yanacak. Kemer, kubbe ve ayaklarının üstü bezemeler ve yazılarla süslü eski cami. Adı gibi Edirne'nin en eski camisi. Hat sanatının en güzel örnekleriyle dolu eski cami etkileyici ve büyüleyici. Edirne'de Osmanlılardan günümüze dek gelen ilk özgün anıtsal yapı, Fetret Devri'nin en önemli tarihi eseri olan Eski Cami'dir. Kentin merkezindeki caminin yapımı 1403 yılında Emir Süleyman Çelebi tarafından başlatılmış. Yılında Çelebi Sultan Mehmet zamanında tamamlanmış. Eski cami içindeki Allah'ın 99 isminin yazılı olduğu dev hat yazılarıyla hiçbir yerde rastlayamayacağınız bir atmosferdedir. Süslemeli hat yazıların tümü Nakkaş Molla Mustafa'nın el yazısıdır. Bu yazılar camiye ağır ve eski bir hava katar. Fotoğraf sanatçısı Ara Güler, Allah ve Kadın adını verdiği fotoğrafı bu camide çekmiş. Thank you.
İstersen